burası çok zor bir rota. Ve bizim felsefemiz organizasyon olarak sizleri mümkün olduğu kadar yormak, zorlamak ama hepinizin de bitirmesini sağlamak. Yol da kaybedeceksiniz, sonra tekrar yolu bulacaksınız. Bu işin ruhunda var. Söylediğim bir şeyi tekrarlayacağım. Bu bir eğlence. Geldik yine. Muhteşem bir yer, muhteşem bir parkur. Her sene artan büyük bir kalabalık var. Bu sefer 85-90 kişi çıkıyoruz 6G'ye. Onun mükemmel bir enerjisi var. Çok heyecanlı, çok güzel geçiyor. Daha çok güzel başladı. Umarım süper olacak, süper olacak. I'm very concentrated now, and all I right. think I will reach the finish line. I'm sure. Yeah. Evet, 120 kilometre hayatımda ilk defa koşacağım. Çok heyecanlıyım gerçekten ve böyle zorlu ve uzun bir rotada olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Doğanın içinde herkesle birlikte tam bir ekip ruhuyla buradayız. 3 bulduk. Galiba. Galiba olmadık. Sırtımızı. Evet, ilk defa bu parkuru koştum, tamamladım. 20K parkuru çok çok güzeldi. Yani yarım maraton ötesiydi. Çünkü yokuşlar, farklı iklimler, farklı coğrafi öğeler müthişti. Hedeflediğim gibi 4 saatin altında da bitirdim. İlk sefer için çok mutlu hissediyorum. Yol devam edecek bence. Yine bir güzel gün geçirdik. Muhteşem günlerden biriydi. Hayatta bazı şeyler vardır, hani parayla satın alamazsınız. Ya da kitaplarda falan okuyamazsınız. Sadece onu yaşamanız gerekir. Burası öyle bir yer. Hani sadece yaşayın. Kazanmanız ya da kaybetmeniz önemli değil. Ya da düşmeniz. Sadece gelin ve görün. Onu söylemek istiyorum. Hayatımda bu kadar güzel bir parkur görmedim. Hani ilk başlarda kolay gibi gözüküyordu ama o yokuşlar var ya, onlar bitirdi ya resmen. O benim işime çok yaradı. Herkes orada geçti ama şu ultramaratoncu vardı önde. Mahmut abi. Ona yakaladım sadece. Evet. 50 metre kadar fark attı sonra bize de yakaladım yani.
koşma potansiyeli var bende ya. Bu kadar su taşıdım. Sen iki kilo su taşıdın. Ne gereği var? Ha burada vardı. Son dört ama bittim. Bir yerde köpek saldırır gibi oldu koca bir kanga. Orada nabız 190 oldu işte. Gözüm yanıyor, gözüm tel aktı. Gevur al yine yaptı yapacağını. Ne tövbe tövbe. Çek beni millet çekti kızları şıkıdım şıkıdım. Millet görsün gelsin aa orada da giyiliyormuş desinler tamam mı? Var ya ya içimizdeki en çocuk bakiye duran. Nasılsın? Aperla'ya gelecek misin? Müthiş. Gelmeni öneriyorum arkadaşım. Hadi gel birlikte koşalım. Çok yedik bu sabah ya. Her gün yulaf yiyordum. Bugün simit çıkardılar. Çok simit yedim. Karnım çok şişti. Nasıl koşacağım bilmiyorum. Ama çok güzel bir gün. Tadını çıkaracağız. Muhteşem. Çok heyecanlıyız. Çok. Ulan yine yürüyün alamadık be. Evet, üçüncü etapımız biraz önce start aldı. 34 kilometrelik bir etap. Bugün gerçekten kırılma noktası gibi bir etap. Kolaylık versin Allah'ımdan nefsine diyorum. Maşallah de hacı! Oturuyor musun şimdi de? Alkışla! Biraz daha fazla ses çıkararak finişe geliyorum. Yani çok iyi filmlere dublaj olur benim sesimde. Getirdiğimiz meyvelerden çıkaran çekirdekler buralarda dağıtmaya çalışıyoruz. O en kötü yerden parkuru geçirin kolay gelsin. Geldim.
bitirmeye geldik, bitireceğiz. Başka çaresi yok. İşte ben yardım ediyorum ki ne kadar rahat gidersem o kadar iyi koşarım. Bu işler böyle. Girdik. Sek sek sekerek bak. Bugün de bitiyor. Ultramaraton ruhunda dostluk var, arkadaşlık var, sohbet var, dostluk var. Bu kamp çok güzel bir yerde kurulmuş ve çok güzel kaynaşmalar var burada. Yani temelinde bu sporu muhtırsa gerek yok, tamam mı? Yarışıyoruz, mutluyuz burada. Dördüncü günü tamamladık. Her şey çok güzel gidiyor. Beşinci günde hazırlıklarımızı yapmak için birazdan denize gireceğiz. Her şey çok güzel. Herkesi buraya davet ediyoruz. Hayatımda ilk defa Mahmut Yavuz'dan önce geldim. Allah'a çok şükür bu da. Tebrik ediyorum onu. Ultra koştuğu için. 10 numara adam. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Parkur çok güzeldi. Bugün hızlı geçti. Asfalttan dolayı. Maşallah deyin. Maşallah maşallah. Diğer etaplardan daha farklı olacak. Yani iyi bir strateji, iyi bir beslenme sağlanırsa bitecek diye görüyorum. Bence çok güzel bir gün olacak. Ben buradan herhalde bu videoda çıkma şansı olursa tüm Costa Rica'daki arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum. We make it! Ha bunlara var ya, koş ağlatmaktan piktim vallahi billahi canım. Acı yok Rocky, acı yok. Evet, uzun günümüz ve uzun gecemiz başlıyor. Saat 11'de Belören'den yaklaşık 600 metre irtifadan sporcularımız start alacaklar. Daha sonra çok ciddi bir tırmanışla 1400 metreye, 1450 metreye kadar tırmanacaklar. Ve biz artık Likya yolu ultra maratonunda nikahlandık. Valla çok heyecanlıyız. İlk kez koşacağız. Biz uzun bir gün için geldik. Bakalım görüşeceğiz. Hava çok sıcak. Bitirmeye çalışacağız.
akıllı adam işi değil. Bak bu da doktor. Psikolog kendisi. Sor. 5. günündeyiz bu sefer. Musa Dağı'nı geçeceğiz. Ama her birimizde aynı azim, aynı akılsızlık devam etmekte. Ancak o çıkış beni öldürdü. Yani 7 kilometre çıkmak çok zordu. Bu ülkenin hali ya. Salam aleyküm. İnin. Çık. Asansör müyüz biz? He? Asansöre bile bakım yapıyorlar. Çok yorgunuz. Ulen uzun etap gene getirdin bizi. Çok sağ ol. Tehlike çanları çalıyor. Bizim için. Tabii biz geceden kaldığımız için çok yorgunuz. O yüzden... Çok güzel. Çok güzel. Thank you.
24 metre bile gidebileceğimi zannetmezken kalkıp 24 kilometreye daha start almak. Bugün son gün, 24 kilometremiz var. Ama hala bir sonraki seneyi özlemeye başladık denilebilir. Yolunu bitiren üç Türk kadını. Daha çok olmamız lazım hasta değil mi? Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Lake and Way Ultra Marathon. We just finished. It's a fantastic race. Organization is really perfect. Five star hotel here. And the scenery is beautiful. Very challenging. Very technical. Really difficult route, I think. Yeah. Hoş geldiniz. Abi organizasyon acayip iyiydi. Ya bugün 24 kilometrelik etap koymaları tabii çok hoş olmadı. Üstüne işte 241 abi sayar mısın? 241'den devam edersen röportaj var. 243. Ekip zaten aile gibi. Bir kere tanışman yetiyor. Uzun etap dedim mi? Bizim içimizde akan sular duruyor. Bu sene üçüncü kez Likya Yolu Ultra Marathon'a katıldım. Bir kere doğası mükemmel. Ama biz bu doğanın kıymetini bilmiyoruz. Bize bu doğanda bir hafta geçirmemizi sağlayan uzun etapta ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bugün sağ salim sonunda 6 günlük maratonumuzu tamamladık. Ben ikinci senemde buradayım. Ve her seferinde özleyerek koşarak geliyorum ve burada da koşuyorum. Buraya özellikle Kaçkar Ultra Marathon'dan sonra katıldım. Ona rağmen yine de gelmemezlik edemezdim. Orada 3000 metrede aşağı yukarı 43 kilometre ve -8 derecede 15 kilometresi karda koştuk. Ama sonra iki elim kanda da olsa koşup buraya gelecektim ve geldim. Kesinlikle her sene gelinmesi gereken bir parkur, müthiş bir organizasyon. Sanki böyle 5 yıldız otelde gibi her şey planlanmış, saniyesi saniyesine planlanmış bir şekilde geçti. Müthiş zevkli. Onun için seneye kesinlikle gelin, biz de koşun, beraber koşalım. You know, like nowhere else in the world you get such good service, such great people like in Turkey. I love Turkey, I love you guys.